Serginin adına bakarsanız Taştan Kağıda, bu Selçuklu dönemi. Taştan Kağıda bölümü, Selçuklu dönemi. Selçuklu döneminde yapılan kesipler, yapılan hatlar, yapılan sanatın o kadar derin, o kadar güzel bir ustalık dönemiyle anlatılmış ki her bir eseri saatlerce dinliyorsunuz ve her bir eserden saatlerce dinledikten sonra ana fikirler çıkarıyorsunuz. İkinci kısım da saraydan sanata. Bu da Osmanlı dönemi. Bizim şehrimiz İpek yolunda, baharat yolunda, kalkınma yolunda ve bu yolculukta Osmanlı'nın en güzel eserlerini de bu şehirde görüyorsunuz. Selçuklu'nun en güzel eserlerini de bu şehirde görüyorsunuz. Dulkadiroğulları'nın en güzel eserlerini de bu şehirde görüyorsunuz. Roma ve Hitit döneminde. O yüzden herkese ama herkese ülkemde bu konuda benim söyleyecek bir sözüm var diyen herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz. Kahraman Emmoğlu'nun adını verdiğimiz Nur içinde yazsın. Benim çok kıymet verdiğim bir abimdi. Kültür Sanat Merkezi'nde, eski adliyede bu güzel sergiyi mutlaka görmelerini. Şu anda bu şehirde 50 noktada 500 etkinlik yapılacak. 50 noktadaki 500 etkinlikte her birinde ayrı bir sanat var. Van Gogh'un Zeytin Ağacı'nda burada görebileceksiniz. Filistinli bir kültür sanat adamının Gazze'de yaşananları kültür ve sanatla gözümüzün önüne sereceği sergileri de burada göreceksiniz. O yüzden kültürüyle ve sanatıyla yükselen, kültür yoluyla ve gastronomisiyle taşlanan Gaziantep'e yeniden gelme zamanı diyor. İskender Hocam bir gün benim atölyeme otururken bir hayalinden bahsetti. Yazdığı romanları farklı farklı ressamlar okusalar ve kendi yorumlarını katarak yeni resimler yapsalar neler olur, nasıl olur merak ediyordu. Ben de ressam arkadaşları aradım. Her ressam kendi tarzıyla, kendine göre tekrar tekrar farklı farklı yorumladı. Hocanın şu ana kadar 14 kitabı var, burada 13 resmimiz var. Her resmi, her kitabı farklı ressam resimledi. Burada resimleri sırayla göreceğiz zaten. 1460'lı 70'li yıllarda Fatih bir gün Galata'da yürürken bir Hristiyan güzel görüyor. Diyor ki, Gamzesinin öldürdüğüne lebleri canlar yürür, varisi oğlu Rufbakş'ın dini sarahlıdır. Söyleyen bakar diyor ki, güldüğünde öldürür, öldürdüğüne dudaklarıyla can verir. Bu güzelin yolu olsa olsa insanın yoludur, ölüleri ancak o diri kılar. Mihmandar, ya biz ressamları seçerken özellikle ben şuna çok dikkat ettim. Farklı tavırlarda ressamlar. Yani işte kimi soyut, kimi figüratif, kimi minyatürden bizden yola çıkarak sanat üreten arkadaşlar. Gültekin Hocam da minyatürden yola çıkarak sanat üretiyor.